benim bu Zeynep'in gönlünü almam lazım ya. Sadece Allah aşkına az bir sus da motorusu olsun. Sabahtan beri başımızın etini yedir oğlum sen ya. Bu eskiden de böyle mızmız mıydı, sonradan böyle oldu Ahmet? Eskiden bu adam bana bu kadar itici gelmiyordu yani Ahmet. Mızmızlık bununla kurulu kardeşim, paket halinde. Sadece sen de Zeynep'e söyleyeceksin oğlum. Olgunluk gösterecek ya. Büyütmeyecek. Kaç yaşında kadın lan? 23 yaşında Ahmet. Ya 90'lı bu kız. Bunu kabul edin artık ya. 90 ne lan? Oğlum onun doğum tarihi falan değildir sadece. Açlık şekeridir. Sen onu yanlış anlamışsındır kardeşim. 90 dedi ya la. La oğlum ben 90 senesinde TEDAŞ'ta amatör lisans topçuydum bak. Sağ açık oynuyordum. Düşün bak artık TEDAŞ diye bir şey yok. Özelleşti ya. Mesut. Çayla bizi panter yavrusu. 90 dedi ya la. Lan Murat. Kız doğduğunda Mustafa Yolaşan pazar programı sunalı TRT'de 4 yıl olmuştu ya. Biz bayağı yaşlandık. Ahmet sen ne diyorsun ya? Geçen de adam olacak çocuktan bahsedecek oldum. O ne dedi? Neyse daha fazla moralinizi bozmayayım. La oğlum benim adam olacak çocuk programına katılmış adam olmuş. Arkadaşım var lan. Anasını satayım zaman nasıl çabuk geçiyor ya. Vay anasını ya. Zehra ne diyor oğlum bu işe? Hale varken sana dünyayı zehir ediyordu. Zeynep'e ne diyor? İsraf diyor. Demek lan? Yani şöyle diyor. Ona harcanan malzemeyle en az 2 insan daha çıkarmış. Hatta onun gibi 3 tane çıkarmış. Yani Zeynep'in doğumu lüzumsuz yere ışıkları açık bırakmak gibi bir şeymiş. Annedim bunu da sevmedi yani. Sevmedi, sevmedi. Hele ikizinin olduğunu duyunca çıldırdı. İkizi mi var Zeynep'in? Sene sonunda bütçe fazlası vermemek için olan malzemeyi bu ikisini harcamışlar. Bunun başka açıklaması olamaz diyor. Allah Allah. Murat abi, eğer Zeynep'in biyografisini okusaydın Allah Allah demene gerek kalmazdı. Çünkü Zeynep'in ikizinin adı Kamil. Allah Allah. Sen ne anladın ki oğlum? Ben hani senin sevgilinin işte kardeşi falan diye ben hızım olacağız sonuçta yani. O anlamda şey yaptım yani. Kötü bir şey yok. Ben seni gaza getiriyorum. Ben biliyorum oğlum. Okudum. Salih abi söyledi ya. Salih abi nereden biliyor ya? Salih abinin bilmediği bir şey var mı Salih? Gözünü seveyim ya. Senin sayende kızın biyografisini almadık mı oğlum imzalı? Heh, resimli zannedip okumuş. Sadi. Hacamat etmesin lan seni bu Kamil. Vallahi tahminimce Kamil kardeşimizde yırtıcı santrafor fiziği var ama benim de boyum 1.90 abiler unutmayalım. Henüz kendisiyle tanışma fırsatı bulamadık ama umarım çok atarlı biri değildir. Kendi kaybeder yani beni biliyorsunuz. Mesut, nerede oğlum çaylar ya? Murat Bey, öncelikle ben çaycı değilim. İkincisi de abiler gelin şu televizyona bakın bence. Niye? Ne var ki televizyonda? Kuzey Güney'in tekrarı var. İzleyeceğim mi abi? Ya bir gelin diyorum işte. Allah Allah. Bu da artist oldu ya lan. Fıtır fıtır. Biraz konuşabilir miyiz? Pınar. Pınar bu kadar mıymış lan? Biraz uzay. Abiler önemli diyorum ya. Bir dakika Mesut'cum sen şöyle gel de marke olma. Şu an benim için bundan daha önemli bir şey yok Mesut'cum. Tamam mı? Kaybol. Abi bak gerçekten önemli. Şu televizyona gel bir bak. Ondan sonra konuşalım. Mesut'cum kaybol cümlesindeki anlamadığın yeri sen bana söyle. Ben sana uygulamalı göstereyim. Hadi abisi. İyi siz bilirsiniz. Pınar'cığım gel. Seni arkadaşlara tanıştırayım. Ahmet, Pınar, Pınar, Sacit. Memnun oldum. Ben de efendim. Ben de. Onların şimdi özel konuşacakları bir şey vardı. Şey yapalım. Biz içeri geçelim istersen. Olur. Aramızı halledin siz. Sacit hadi. Allah'ım yarabbim ya. Espriye bak Sacit. Salih abi niye okuyor ya Zeynep'in biyografisini? Salih abinin herhangi bir şey yapması için herhangi bir nedene ihtiyacı var mı Sadi sence? O da doğru. Ya oğlum bu herif çay may getirmiyor. Hadi gel çay alıp gelelim. Şekersiz içiyorum ben Ahmetciğim.